Evet arkadaşlar merhaba. 5. sınıf çanta yayınları kazanım soru bankası sayfa 293. Etkinlikler ile devam ediyorum. 20. etkinliğimi büyüttüm. Yanda verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor arkadaşlar. Ben bu şeklimi daha rahat bulabilmek için parçalıyorum. Eğer bu şekilde parçalarsam arkadaşlar hepsinin alanını bulup toplamam gerekiyor. Yapalım. Şimdi Buraya baktığım zaman burada bir dikdörtgen var. Kısa kenarı 16, uzun kenarı 34. Buraya baktığım zaman kısa kenarını da bilmiyorum, uzun kenarını da bilmiyorum. O yüzden bulalım arkadaşlar. Şimdi buru BC'yi bize 42 cm olarak vermiş. Burayı bulurken ne yapacağız? 34 ile 4'ü toplayacağız, 42'den çıkaracağız. Çünkü arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Burayı eğer uzatırsam arkadaşlar burası 42 ise burasının da 42 olması gerektiğini biliyorum. Ama ben burayı bilmiyorum. Burayı biliyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? 34 ile 4'ü topluyorum. 38 yapar. 42'den çıkarırım. 42'den 38'i çıkarırım. Ve bulmam gereken yeri 4 cm olarak bulurum arkadaşlar. Şurayı sileyim. Çünkü yanlış anlaşılacak. Burayı silelim. Evet. Burasını 4 cm olarak buldum. Peki uzun kenarım benim ne kadardır? Bakın DC'yi 34 demişiz arkadaşlar. Burası 8, burası 16. 16 ile 8'i topladım 24 yapar. 34'ten 24'ü çıkarırsam arkadaşlar ben kaç olarak bulacağım burayı? 10 cm olarak bulacağım. Şurası 10 cm, burası 16 cm. Topladığım zaman burası arkadaşlar 26 cm gelir bana. Şimdi tüm her yerde biliyorum. Tek tek arkadaşlar alanları bulup toplamaya geldi sıra. Şuraya baktığım zaman burada bir dikdörtgen var. Kısa kenarım 16. Uzun kenarım 34 çarptığım zaman arkadaşlar dikdörtgenimin alanı 544 santimetre kare gelir. Buraya geldim. Kısa kenarım 4 santimetre, uzun kenarım 26 santimetre. 4 çarpı 26'dan arkadaşlar benim e, dikdörtgenimin alanı ne kadar gelecek? 104 santimetre gelecek. Son olarak buraya geçtik arkadaşlar. 4 çarpı 34'ten buradaki dikdörtgenimin alanı benim kaç gelecek 4 çarpı 34'ten 136 santimetre kare geliyor arkadaşlar. Yapmam gereken şey neydi? Bu üçünü toplamaktı. 136 artı 104 artı 544 topladığım zaman arkadaşlar şeklimin alanını kaç olarak bulacağım? 784 santimetre kare olarak buluyorum. Sayfamı temizledim. 21. soruma geçiş yaptım. Yukarıda verilen geometrik şeklin alanı kaç santimetre karedir demiş arkadaşlar. Yine parçaları ayırıyorum. Ayıralım bakalım. Burayı burayı ve burayı ayıralım. Evet. Baktığım zaman burada kısa kenarı 5, uzun kenarı 10 olan bir dikdörtgen var. Burada ise arkadaşlar uzun kenarım 11 ama kısa kenarım bilinmiyor. Kısa kenarımı hemen bulalım. Bakın burası 10 cm, burası 6 cm. Burayla buranın toplamı 10 olacağı için arkadaşlar burası 4 cm gelir. Yani kısa kenarı 4, uzun kenarı 11 cm olan bir dikdörtgen var. Burası 4 ise burası 4'tür arkadaşlar. 3 artı 4'ten uzun kenarım 7 santimetre olur. Kısa kenarım ise zaten 4 santimetreymiş. Şimdi hepsinin tek tek alanını bulup topluyorum arkadaşlar. Kısa kenarı 5, uzun kenarı 10, alanı 50 santimetre kare. Kısa kenarı 4, uzun kenarı 11, alanı 44 santimetre kare. Kısa kenarım 4, uzun kenarım 7 Alanım 28 santimetre kare olur arkadaşlar. Ne yapıyorum ben bunların hepsini topluyorum. Topladığım zaman şeklimin alanını arkadaşlar 122 santimetre kare olarak buluyorum. Sayfamı temizledim, 22. Soruma geçiş yaptım. Yukarıda birbirine eş 15 dikdörtgen şekildeki gibi yapıştırılmıştır. Dikdörtgenlerin yapıştırıldığı yerlerin uzunluğu 36 santimetre olduğuna göre alanı kaç santimetredir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar bu 15 dikdörtgenin hepsi birbirine eşmiş. Ben burayı bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burası arkadaşlar mesela dikdörtgenimiz şöyle çizelim. Kısa kenarım a olsun, uzun kenarım b olsun. Burası arkadaşlar kısa kenar ise burada toplam kaç tane kısa kenar var. 9 tane kısa kenar var. Yani 9A 36'ya eşitmiş. 1A arkadaşlar 4 santimetreye eşitmiş diyorum. Şimdi ise uzun kenarıma geldim. B, 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 B ve B, B. Topladığım zaman arkadaşlar kaç tane uzun kenarım var altı tane uzun kenarım var 6B eşittir 36 santimetre gelir buradan 1B yani uzun kenarım arkadaşlar 6 santimetre gelir şöyle yapalım şurada A ile B'yi silelim ve yerlerine yazalım arkadaşlar kısa kenarım benim 6 sen pardon kısa kenarım 4 cm uzun kenarım 6 cm bana bu şeklin alanını soruyor hemen bulalım arkadaşlar şurayı siliyorum ve yazıyorum burası 36 cm zaten uzun kenar 36 cm burada bir kısa kenar bir uzun kenar var arkadaşlar topladığım zaman 4 artı 6'dan burası bana 10 cm gelir arkadaşlar alanını nasıl buluyoruz bu şeklin alanını şöyle çizelim nerenin alanını bulduğunu göstermek için Şuranın alanını buluyorum arkadaşlar ben. Buranın alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan bulacağız. 10 çarpı 36'dan alanım 360 santimetre kare gelir arkadaşlar. Böylelikle 22. sorumun cevabı 360 santimetre kare gelir diyorum. Sayfamı temizleyip 23. soruma geçiş yaptım. Kalemimin rengini değiştiriyorum. Bir kenar uzunluğu 12 santimetre olan karenin alanı bir kenar uzunluğu 12, 18 santimetre olan dikdörtgenin alanına eşittir diyor arkadaşlar. Buna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetre karedir? Bakalım arkadaşlar karenin bir kenarı ne kadardır? Şöyle çizelim. Karenin bir kenarı 12 santimetreydi. Ben bunun alanı nasıl bulacağım? 12 çarpı 12'den 12'den. 144 santimetre kare olarak bulacağım. Karenin alanı dikdörtgenin alanına eşitti. Dikdörtgenin arkadaşlar bir kenarının uzunluğu 18 santimetre, yani şöyle çizelim. Burada bir kısa kenarım, uzun kenarım bilmiyorum. Bir tane kenarım 18 santimetre, alanım ise 144 santimetre. Yapmam gereken şey arkadaşlar dikdörtgenin alanını bulurken ne yapıyoruz biz? Kısa kenar ile uzun kenarı çarpıyoruz. Ve dikdörtgenin alanını buluyoruz. Buraya dikdörtgen yazalım. Dikdörtgen. Ben arkadaşlar burada bir tane kenarımı biliyorum. Alanı biliyorum. Geldim. 144'ü 18'e böldüm. 144 bölü 18'den arkadaşlar. Buradan benim Diğer bilinmeyen kenarım 8 santimetre olarak çıkar. Yani arkadaşlar kısa kenarım 8 santimetre uzun kenarım 18 santimetre. Dikdörtgenin çevre uzunluğunu sormuş bana. Çevre uzunluğunu nasıl buluyoruz arkadaşlar? O şekli oluşturan kenar uzunluklarını topluyoruz. Topluyorum. 8 artı 18 artı 8 artı 18 topladığım zaman arkadaşlar çevre uzunluğunu 52 cm olarak bulurum. Geldim buraya 52'yi yazdım arkadaşlar. Sayfamı temizleyip 24. soruma geçiş yaptım. Şekilde ABCD ve ALKE karedir. AB 9 cm, BL 7 cm olduğuna göre taralı alan kaç santimetre karedir diye soruyor arkadaşlar. Burada benim yapmam gereken şey şu. ALKE'nin alanını bulup A, B, C, D'yi çıkarmak arkadaşlar. Bulalım. A, L, K, E'nin bir kenarı 16 santimetre. Bir kenarı 16 santimetre olan karenin alanı kaçtır arkadaşlar? 16 çarpı 16'dan 256'dır. Şöyle yazalım. 16 çarpı 16'dan karenin alanı 256 santimetre kare. ABCD'ye geliyorum arkadaşlar. Bir kenarım 9. 9 çarpı 9'dan karemin alanı arkadaşlar 81 santimetre kare gelir. Bana niye soruyordu arkadaşlar? Taralı alan kaç santimetre karedir? Demiş. Baktığım zaman ne yapıyoruz? 256'dan 81'i çıkarıyoruz. Ve sorunun cevabını 175 santimetre kare olarak buluyoruz. 25. soruma geçtim. Yukarıdaki şekil karelerden oluşmaktadır. Karelerden iki tanesinin alanı içine yazılmıştır. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç metrekaredir? Arkadaşlar. Alanı 144 metrekare ise hangi iki sayının çarpımı 144 metrekaredir diye düşünüyorum. Ve sorumun cevabı 12 çarpı 12. Yani karemin bir kenarı 12 metre geliyor. 12 metre çarpı 12 metre 144 metrekareye eşit olduğu için. Şimdi 81 metrekare olan yere geldim arkadaşlar. Hangi sayının iki defa çarpımı 81'dir? 9 çarpı 9. Yani arkadaşlar benim Buradaki karenin bir kenarı 9 metre. Burası ise 12 metre. Şimdi arkadaşlar buradaki karenin turuncu karenin bir kenarını bulmaya başlayacağım. Burası 9 metre ise burası 9 metredir. Baktığım zaman arkadaşlar şuradan şuraya 12 metre olmak zorunda. Çünkü arkadaşlar burası 12 metre. Burası 9 metre ise buraya 3 metre kalıyor. Yani benim turuncu karemin bir kenarı arkadaşlar 3 metredir. Alanını bulurken ne yapıyorum? 3 çarpı 3 yapıyorum. Eşittir 9 metrekare geliyor benim boyalı bölgemin cevabı. 25'e arkadaşlar 9'u yazdım. Sayfamı temizleyip 26. etkinliğime geçiş yaptım. Yandaki şekil 3 tane eş karenin yan yana eklenmesiyle oluşmuştur. Bu şeklin alanı 192 santimetre kare olduğuna göre eş karelerden birinin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor arkadaşlar. Baktığım zaman ben karemi buraya çiziyorum. Karemin bir kenarının uzunluğu arkadaşlar a olsun geldim buraya a'yı yazdım. Burası a ise burası a burası a burası A. Yani arkadaşlar benim şekildeki dikdörtgenim şöyle bir şey çıkacak. Kısa kenarı A olan uzun kenarı 3A olan bir dikdörtgen çıkacak. A çarpı 3A yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü alanı öyle bulabiliyoruz. A çarpım 3A eşittir arkadaşlar. 192 santimetre kareymiş. Burası bana kaç gelir arkadaşlar? 3A kare gelir. 3'e kare 192 santimetre kareye eşitmiş. A kareyi arkadaşlar yalnız bırakmak için 192'yi 3'e bölüyorum. Ve ben arkadaşlar 192'yi 3'e böldüğümde A kareyi kaç olarak bulacağım? 192 bölü 3 yaptık. A kare arkadaşlar bana 64 santimetre kare gelecek. Buradan itibaren yapmam gereken şey şu. Hangi iki sayının çarpımı 64 santimetre karedir? Çünkü a kare şu demek. A çarpı a demek. A çarpı a demek ki 64 santimetre kare. Hangi aynı iki sayının çarpımı 64 santimetre karedir? 8 çarpı 8. Buradan arkadaşlar a bana, a bana 8 santimetre geliyor. Geldim burada arkadaşlar yerine yazdım. A 8 santimetre yani karemin bir kenarı 8 santimetre. Çevre uzunluğunu bulurken ne yapacağım arkadaşlar? Bu karemi oluşturan kenar uzunluklarını toplayacağım. Yani 8 artı 8 artı 8 artı 8 topladığım zaman arkadaşlar karemin çevre uzunluğunu ben kaç olarak bulacağım? 32 santimetre olarak bulacağım. 32 yazdım arkadaşlar. Sayfamı temizleyip 27. soruma son soruma geçiş yaptım. Yanda verilen kare ve dikdörtgenlerin alanları birbirine eşittir. Buna göre dikdörtgenlerden verilmeyen kenar uzunlukları toplamı kaç santimetre karedir diye soruyor, santimetredir diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. Dikdörtgen ve karenin alanları birbirine eşit demiş. Karenin bir kenarını vermiş arkadaşlar. Karemin bir kenarı 18 santimetre ise alanı kaçtır? 18 çarpı 18'den alanım pardon 18 çarpı 18'den alanın 324 santimetre kare gelir. Yani arkadaşlar buradaki 3 şeklimin alanı da 324 santimetre kareymiş. Şuraya geldim. Kısa kenarı 12 santimetre olan bir dikdörtgen vermiş. Uzun kenarını bulurken ne yapacağım? 324'ü 12'ye böleceğim. Uzun kenarım yani arkadaşlar A bana 27 santimetre olarak gelir. Buraya geldim. A eşittir 27 santimetreyi yazdım. B'ye geldim arkadaşlar. Yine e, benim alanım 324 uzun kenarım 36. Ne yapıyorum? 324'ü 36'ya bölüyorum. Ve arkadaşlar kısa kenarımın uzunluğunu 9 cm olarak buldum. B eşittir 9 cm. Benden neyi istemişti? Buradaki arkadaşlar bunların toplamlarını istemişti. Ne yapıyorum? 27 ile 9'u topluyorum ve sorumun cevabını 36 cm olarak buluyorum. Böylelikle arkadaşlar videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.